Berhan da kaptanlığa çok kısa gireyim. Evet. Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmiş hiçbir oyuncu Galatasaray kaptanı olamaz. Galatasaray tarihi çok büyük kaptanlıklar yaşamıştır. Çok büyük markalar Galatasaray'da kaptanlık yapmıştır. Alacağından %15 kesildi diye FIFA'ya şikayete giden oyuncuyu Galatasaray'a bir hafta sonra kaptan yaptığınız zaman bu benim çok doğru bulmadığım bir hamle. Ben bu ama bir hamle yapayım buna. Şimdi Galatasaray FIFA'ya şikayet edip etmediğini bilmiyoruz. O kesin. Yönetim kurulu tarafından bir iddia bu. Türkiye Futbol Federasyonu avukatıyla aracılığıyla çıkılmış olabilir. FIFA'ya yani şikayet etmek bu kadar kolay değil. Galatasaray yönetimi etti diyor. Etti. Galatasaray yönetimi çok şey söylüyor. Onu tamam, yaptı yani diyor. Birinci ertesi, ya biraz sonra geldi. Sayın Başkan diyor. Bir şey söylüyor. Şöyle bir şey birinci var. Birinci yani Galatasaray yönetimi... Senin kadar yakın olmadığı için Galatasaray yönetimine, Galatasaray camiasına Taner, ben. Şimdi Galatasaray yönetimi, Sayın Başkan, yöneticiler açıklama yaptığında tabii ki biz onların dediklerine... Sayın Başkan ne dedi mezarlıkta yaptığı açıklamada? Yapmamız lazım. Onların ne halt ettiğini açıklayacağım dedi. Aynen bu ifadeyle. Ben de Taner'e katılıyorum. O yüzden de o zaman kulübü... Şimdi bu Galatasaray camiasında kimler kaptanlık yaptı tarihte? Kimler? Ve siz bu kaptanlık mertebesine Belhanda'yı yani bir hafta önce alacağı için FIFA'ya başvurmuş bir oyuncu kaptan yapmanız... Belki de burada da mesaj var. Ben sana burada bir şey söyleyeyim. Bu mesaj yönetime zaten stratejik olarak mesajını burada verdi. Burada 3 yıl takımda kaldı diye Fatih Hoca maçtan önce dedi ki 3 yıl takımda kalan en kıdemli oyuncumuzdu, kaptan yaptık dedi. Kıdem midir kaptanlık için mertebe, yoksa takım içerisindeki davranışlar mıdır? İyi örnektir. Bak burada... İyi örnektir. Bakın şöyle, siz FIFA'ya şikayet eden oyuncuyu yarın kaptanlık mertebesine çıkartırsanız FIFA'ya gitmenin takım için bir problem olmadığını ve isterseniz FIFA'ya gittikten sonra bile kaptan olabileceğinizi, üstelik 3-5 gün sonrası olabileceğinizi mesajını verirsiniz. Yani yönetime bir mesaj vermeye çalışırken aynı zamanda da kendi oyuncularınıza FIFA'ya giderseniz gidin, yani sorun yok, isterseniz kaptan da olursunuz mesajı sana yardımcı olarak şu ifadeleri o yüzden ve tarih şunu yazacak, çok özür diliyorum. Tarih Belhanda'yı tarih sayfaları Galatasaray'da kaptan olan oyuncu olarak yazacak. Bunu da unutmayalım. Ben burada yine söylüyorum. FIFA olayında henüz daha Galatasaray cephesinden sadece sözlü bir şey var. Teknik heyetle yönetim arasındaki bu FIFA'ya şikayet etme olayı, %15 indirim olayı, bunlar tamamen bir lesleşmenin sonucunda gelen şeyler. FIFA'ya hemen bir anda veremiyorsun. Sen de biliyorsun. Hakan sen de biliyorsun. FIFA'dan önce bir Türkiye Futbol Federasyonu süreci var. Paran ödenmediği zaman Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı yazıyorsun. O cevap geliyor, ondan sonra FIFA'ya gidiyor. Bu FIFA süreci pandeminin neresinden bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Yurt dışındaki büyük menajerlik şirketleri hiç federasyonla muhatap federasyonla olmanıza gerek muhatap yok yabancıysanız. Onu direkt söyleyeyim. Hiç yabancı oyuncuysanız hiç federasyonla muhatap olmuyorsunuz. Olmuyorsun. Yazınızı yazıyorsunuz, FIFA'ya geçiyor. FIFA. Evet, abi, bu kadar. Yani o zaman zaten öyle, FIFA bir gecelik iş. Ben şunu söyleyeyim. Ben bu olaya o kadar takılı kalmadım ama benim Belhanda üzerinden Galatasaray taraftarına küfreden bir adamın kaptanlık verilmesini ben bunu hiç tartışmam. Bunu desen bana tamam derim. Real Madrid maçı sonrası oyundan çıkarken Galatasaray taraftarına çok ağız alamayacak şekilde. Her şey geçerli. Yani o da var, bu da var. Bir şey. Her şey var. Yani bu da çok bir etken. Bir şey. Bahsettiğin örnek de etken. O yüzden altında yatan sebep 3 yıl deneyimse, hoca bunu söyledi çünkü. Takımın en deneyimlisiydi dedi. O zaman yanlış bir tutum bana kalırsa. Bence ben Hakan'ın ne kalsa, ben ne taraftar, ne kaptanlar kaydeder. Tanıyorum ki, ne kaptanlar tanıyorum Fatih ki. Fatih Terim bugün bence yönetime, başkana da bir mesaj veriyor. Acaba ödemeleri yapın gibi bir şey mi? Bilmiyorum. Bak, yani siz Belhanda'yı istemiyor olabilirsiniz ama ben istiyorum. Ben istiyorum ve takımın beyni Belhanda'dır demek ben de geçen haftaki geçen hafta içinde bir yayında söyledim. Önceki hafta yine söyledim. Dedim ki Sayın Fatih Terim, burada Ümit Aktan'la Haydi Maçı'da da söyledim. Belhanda Feghouli konusunda Sayın Fatih Terim, Ümit abi dedim, siz de tanıyorsunuz. Asla ve asla ne bu yönetimi ne bundan önceki yönetimlerde böyle bir olayda idari konularda karışmaz. Futbolcunun parası ödenmemiş, futbolcuyla bu yapmış, ceza atmış. Fatih Hoca sahaya bakar. Ve Fatih Hoca'nın burada Belhanda üzerinden bir yönetime mesaj verme gibi ama bir şey olamaz. Ben seninle aynı görüşte değilim. Ben de aynı fikirde değilim. Neden? Şenol Hocam'ın kulakları çınlasın. Sevgili Şenol Güneş'in Beşiktaş teknik direktörüyken. Shinji Kagawa Beşiktaş'a geliyor. Evet. Çok önemli bir yıldız. Hoca diyor ki olağanüstü futbolcu diyor. Çok iyi futbolcu. Almayın diyordu değil mi? Dedim ki diyor almayın. 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 Bu adamın maliyeti ne kadar olacak? 3 milyon euroya yakın. Bonservisi kendisi, menajerin alacağı para. Kiralama bedeli. Almayın. 3 milyon euroyu futbolculara dağıtın. Evet. Futbolcular istekli değiller paralarını alamadıkları için. Ne zaman alacaklarını bilmiyorlar. Aruz kalmışlardı. Aynı hatalar artık değil Erzurumspor. İnşallah hiçbir takımımıza denk gelmez. Bizler de hakem konuşmayı istemiyoruz. Galatasaray, Erzurumspor'la ilgili hatalı kararlar var. Galatasaray'la ilgili hatalı kararlar var. İnşallah
en askeri seviyeye iner ki bizler de hakem konuşmayız diyelim. Ve Fatih Hoca'ya geçelim. Fatih Hoca'nın açıklamaları Galatasaray'da neleri değiştirecek? Salı günü Başkan Sayın Mustafa Cengiz'in bazı açıklamaları var. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım dedi Fatih Hoca. Bu açıklamalara cevap verir mi Sayın Başkan Mustafa Cengiz, sevgili kara kutusu Galatasaray'ın Savaş Çorlu? Salı günü yönetim kurulu toplantısı var. Sayın evet. Başkan bu yönetim kurulu toplantısından önce mi acaba yayıncı kurulu röportajı olacak, sonra mı? Bunu da açıkçası merak ediyorum. Yönetim kurulunda sonra olacaksa yönetim kurulunda bir takım kararlar alabilir. Burada değerlendirir demiyorum bir takım şeyler ama değerlendirmiyor. Çünkü Sayın Başkan sürekli bir ya da iki kişiyle almış olduğu kararlarla işte bir, iki, üç kişiydi. Şimdi Sayın Albayrak'la da her ne kadar Albayrak bugün maçtan sonra yok dese de görüş ayrılıkları almış başını gidiyor. Fatih Hoca adeta bir seçim ateşini yaktı. Günlerdir hatta aylardır ne deniliyordu? Fatih Hoca konuşmuyor, Fatih Hoca konuşmuyor. Fatih Hoca da konuştu ve neden bu kadar sert konuştu? Buna da bakmak lazım biraz. Fazla değil. Bundan üç gün önce bir gazetede duayen gazeteci Atilla Gökçe başkanımızın yazmış olduğu bir yazı vardı. Herhalde Sayın Fatih Terim bu yazının gün içinde yalanlamasını beklemiştir. Çünkü çok değişik ifadeler vardı orada. Fatih Hoca'yı tam altında alan Falcao ile ilgili bazı yönetimsel sıkıntılarla ilgili bir takım iddialar vardı. Alanya maçından sonra yapılan açıklamalar iddia edildiği gibi. Açıkçası ben de bekledim. Yani yönetim acaba dedim her ne kadar bunları söylemiş de olabilir. Çünkü Sayın Başkan sohbette zaman zaman bunları konuşabiliyor. Ondan bir hafta 10 gün önceye gittiğiniz zaman yine Florida Fatih Hoca'nın olmadığı bir dönemde takım izinliyken toplantı yapıldı. Biz buradayız Fatih Hoca'larımızda hiçbir şekilde sıkıntı yok denildi. Sürekli bir negatif şeyler böyle baktığın zaman böyle takım içinde Sayın Başkan'ın ifadeleri. Başkan bir şeyleri söylüyor. Sonra bir gün sonra daha 24 saat geçmeden diyelim ki bir dakikalık açıklama yapıyor ama üç dakikalık düzeltme yapıyor. Öyle demek istememiştim, böyle demek istememiştim. Şimdi dün bu iddialarla ilgili konuşmasına baktım Sayın Başkan'ın. Bunlar dedi çarpıtılmış dedi, bu şekilde olmuş falan. Atilla abi benim dostum dedi, şu kadar açıklamaya bakıyorsun. Bir dakika Sayın Başkan'ın düzeltmesine bakıyorsun, üç dakika. Yani bundan önceki demeçlerinde de aynı. Yönetim içinde. Ya fazla değil, Kasımpaşa maçında Galatasaray ikinci başkanı, başkan yardımcısı Falcao gol kaçırıyor. Bu golü halı sahada bile atarlar, sana dünya kadar para veriyoruz diyor. Mesela. Biraz daha geri gidelim. Yine Galatasaray'ın voleybol şube sorumlusu isim de veriyorum. Okan Böke akşam saat 1.40'da tweet atıyor. Diyor ki kendisini eleştiren bir voleybol sever, voleybolda idman izlemiş kişiye. Ya hep bizi eleştiriyorsunuz diyor. Neden diyor terim eleştirmiyorsunuz diyor. Biz eleştirdiğiniz gibi diyor terim eleştirebiliyor musunuz diyor. Şimdi bir yöneticinin asla ve asla söylememesi gereken şey. En azından sosyal medya üzerinden söylememesi gereken. Belki Fatih Terim'e ve yönetim kurulu toplantısına bakıldığı zaman da Fatih Hoca'nın ifadeleri başkanın biz çağırdığımız zaman 2 dakikada gelir. İfadelerine de muhtemelen bozulmuştur. Ama Atilla Gökçe'nin yazısında o günü herhalde Sayın Fatih Terim bir düzeltme ya da bir yalanlama, bunlar da düzeltme diyelim. Böyle bir şey beklemiştir. Olmayınca basın toplantısında da söyledi. Şimdi sadece yayıncı kuruluşta söylemedi. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım. Burada ne demek istiyor biliyor musun? Bir saniye. Galatasaray sosyal medya hesaplarında bu ifade yok. Ya uzun zamandır böyle bir şey vardı. Bak, yani bu ifade yok şimdi, mesela. Galatasaray zaten sansüref vardı. Galatasaray'da divan kurulu oluyor. Ama sansürü kendi hocana yapamazsın. Ya Fatih Terim Türkiye'nin en önemli değerlerinden bir tanesidir. Galatasaray taraftarında şu anda ayakta tutan en önemli unsur Fatih Terim. Tabii. Şimdi ben Fatih Hoca yerine başka bir hoca olsaydı. Başka bir hoca olsaydı şu ana kadar zaten çoktan seçime gitmişti Galatasaray. Şu an gelinen noktayı Ünal Aysal Fatih Terim'den çok daha kötü bir durum olarak görüyorum. Kesinlikle. Ünal Aysal Fatih Terim olayı çok fazla uzamadı. Ünal Aysal söyleyeceğini söyledi, Fatih Hoca söyleyeceğini söyledi. Çok böyle 3-4 günlük bir krizden sonra bitti gitti. Yani en azından kestirip al. Fakat şu anda ben salı günkü yönetim kurulunda bakın ne diyorum. Başkanın söyleyeceği şey çok farklı bir şey de olabilir. Belki Sayın Başkan hocayı gönderirim de diyebilir. Yani böyle bir şey şu anda aklından bile geçiremez düşünüyorum ama çünkü iş öyle bir hal aldı ki belki seçim kararı alacağım diyecek. Şimdi burada hocanın söylemiş olduğu şöyle bir şey var. Kimsenin arkasında değilim diyor ya. 2-3 gündür şöyle bir şey var Hakan. Ben Fatih Terim'le beraberim deyip seçim hazırlıklarına başlıyor herkes yani. Şimdi Fatih Terim ismini kullanarak. Burada kimse kusura bakmasın. 2 senedir Galatasaray yönetim kurulu Fatih Terim'in sessizliğinden ve Fatih Terim'in elde etmiş olduğu başarıların kaymağını yiyor. Yani bu gerek sportif anlamda, gerek maddi anlamda, gerek manevi anlamda. Bugün mesela bakıyorsunuz, orada belki Abdurrahim'e de mesaj olabilir. Sayın Abdurrahim Albayrak. Sayın Abdurrahim Albayrak maçtan sonra diyor ki, hakkımda haberler çıktı diyor, adayım seçim oluyor, başkanı bırakıyorum gibilerinden. Ben şu anda başkanı diyor, yarı yolda bırakamam. Hele ki diyor böyle bir durumda hastayken hiç bırakamam.
Yani burada da hocanın da mesela iki gün önce hocayla beraber resim verdi Sayın Abdurrahim Albayrak. Ve o resimden sonra şöyle hiçbir şey çıktı. Galatasaray Genel Kurulu yazışmalarında Sayın Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim'le beraber hareket edeceği. Yani burada Fatih Terim kendisi hakkında bir şey konuşuluyorsa mutlaka hele bir Galatasaray camiasında ise çok net bir şekilde kendisi duyar ve gelir. Bu olayları da Sayın Fatih Terim'in sadece Mustafa Cengiz üzerinden değil, kim eğer kendisiyle ilgili bir şey yapıyorsa ben kimsenin ne arkasındayım ne önündeyim, herkes işine bakabilir diyerekten şimdilik noktayı koydu ama o noktayı koyarken de çok tartışılacak bir söz ve tartışma yaratacak bir açıklamalarıyla uzun süre renkli sessizliğini çok net bir şekilde. Hiç hatırlıyor musunuz 2-3 senedir böyle bir açıklama yaptığını? Çok net, biraz önce Taner dedi ya ben bırakırdı diye. Evet, Galatasaray camiasına, Galatasaray taraftarına vermiş olduğum bir söz var dedi.